Gençler hepinize selamlar. Yaklaşık birkaç saat önce Dead by Daylight'ın test serverına bir güncelleme geldi. Birkaç değişiklikle beraber yeni kurbanımız da oyuna eklendi. Pinhead'le birlikte biliyorsunuz ki bir kurban gelmemişti oyuna. Şimdi ayrıyetten herhangi bir katil veya harita olmadan bir tane kurban getirdiler. Ve tabi bunun yanında birkaç oyun mekaniği de değişti diyebiliriz. Hepsini sırayla uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Şimdi ilk öncelikle Deathslinger nerfi ile başlayalım. Ciddi bir nerf yedi arkadaşlar Deathslinger. Yani güçsüzleştirildi. İlk olarak Quickscope denilen olay kaldırıldı. Ne demek Quickscope? Sağ tıka basılı tutup eğiminizi açtıktan sonra direkt sol tıkla ateş edebiliyordunuz. Yani kurban sizin silahınızı kaldırdığını anlamadan hasar yemiş oluyordu. Artık böyle bir şey olmayacak. Sağ tıka bastıktan sonra direkt ateş edemeyeceksiniz. Biraz bekleyip ateş edebilir hale gelmeniz gerekiyor. Yani direkt hızlı bir şekilde sağ tık yapıp ardından ateş edeyim mantığı kaldırıldı. Deathslinger'a karşı oynamayı sevmiyorum fakat bence çok gerek yoktu. Biraz acımasızca olmuş. Sonuçta bu yetenek isteyen bir şey. İkinci olayımız şu. Eğer sağ tıka basıp eğim alırsanız, yani silahınızı kaldırırsanız fakat ateş etmezseniz direkt düz sol tıkınızla kurbana vuramıyorsunuz. Bir bekleme süresi giriyor araya. Aynı piramitte olduğu gibi piramitte de sağ tıka basılı tutup özelliğinize geçip özelliğinizi atmazsanız yaklaşık 1 saniyelik bir bekleme süreniz oluyor biliyorsunuz ki. Deathslinger'da da bu fake atma olayını nerflemişler diyebiliriz. Ve son olarak eğim alırken hareket hızınız iyice yavaşlayacak. Zaten şu an yavaş. Yani Deathslinger şu an silahını kaldırdığı zaman yavaşlıyor. Normale göre daha yavaş hareket ediyor. Bunu biraz daha düşürmüşler. Artık daha da yavaşlayacak. Yani Deathslinger'ın üstüne çarpıyı çizmişler diyebiliriz. Şimdi gelelim Plague'e. Yani Veba. Veba bir buff aldı arkadaşlar. Yani güçlendi. Yine sırayla anlatayım. İlk olarak vebayla bir yere kustuğunuz zaman işte jeneratör, palet, dolap vesaire o kustuğunuz zehir, virüs orada belli bir süre kalıyordu. Bu süre 35 saniyeydi. Artık 40 saniyeye çıkarıldı. Yani bir jeneratöre kusarsanız 40 saniye boyunca o jeneratör virüslü bir şekilde kalacak. Bir diğer değişen özelliği kanlı kusumu ile ilgili. Kanlı kusmuk atarak biliyorsunuz ki kurbanları yaralayabiliyor. Bu konuda bir değişiklik yok. Yine yaralayabilecek. Fakat kanlı kusmuk attıktan sonra hareket hızı çok fazla düşüyordu. Yani birkaç saniyeliğine inanılmaz yavaşlıyordu Plague. 2.3'e düşüyordu sanırım hızı. Artık böyle bir şey olmayacak. Hızı 3.6'ya düşecek. Yani neredeyse hiç düşmüyor gibi bir şey. Kanlı kusmuğunu attıktan sonra yine hızlı bir şekilde hareket etmeye devam edebilecek. Üçüncü değişikliğimiz kurbanların çeşmeye gidip temizlenme süresi 6 saniyeden 8 saniyeye çıkarıldı. 8 saniyede temizlenebileceksiniz yani çeşmelere gidip. Ve Plague'in iki tane eklentisi değişti arkadaşlar. Bunları da hemen anlatalım. İlk eklentimiz bu. Bu eklentiye sahipseniz kanlı kusmuğunuz kurbanlara hasar vermiyor. Yani onları yaralamıyor. Fakat normal kusmuğunuzun nesnelerdeki kalma süresini 40 saniye arttırıyor. Yani diyelim bir jeneratöre kustunuz. 40 saniye otomatik kendi özelliğiniz olan kalma süresi mevcut. 40 saniyede bu eklenti sayesinde ekliyorsunuz. Ve 80 saniye boyunca o jeneratörde virüs kalmış oluyor. Aynı zamanda bu eklenti nesnelerden yayılan virüsü %100 arttırıyor. Yani bir kurban o kustuğunuz jeneratörü yapıyorsa çok hızlı bir şekilde ona virüs bulaşıyor ve yaralı konuma geçiyor. Gelelim ikinci eklentisine. Bu eklentide de çeşmede temizlenen serverların aurasını 4 saniyeliğine görüyorsunuz arkadaşlar. Eklentilerimiz de bu şekildeydi Plague'de. Şimdi gelelim kurbanların perk değişikliklerine arkadaşlar. İlk perkümüz fırsat penceresi. Bu perk paletlerin veya pencerelerin yerini size gösteren bir perk. Şöyle bir değişikliğe uğramış. Eskiden 24 metre yakınınızdaki paletlerin ve atlama yerlerinin aurasını gösteriyordu. Bunu 32 metreye çıkartmışlar. Eskiden palet devirdiğinizde veya da hızlı bir şekilde volt attığınızda perk 20 saniye bekleme süresine giriyordu. Yani 20 saniye boyunca size paletlerin ve pencerelerin yerini göstermiyordu. Fakat artık sınırsız bir şekilde çalışacak. Paletten atlasanız da hızlı bir şekilde volt atsanız da perk devre dışı kalmayacak. Size spotların yerini göstermeye devam edecek. İkinci değişikliğe uğrayan perkümüz bu. Bu perkümüz de jeneratörü belli bir süre tamir ettikten sonra o jeneratörü kapatmamıza yarıyordu. Yani katilin o jeneratöre hasar vermesini engelliyordu. Eskiden 60 saniye jeneratör yaptıktan sonra perkümüzü aktif edebiliyorduk. Bu süreyi 45 saniyeye düşürmüşler. Bir diğer perkümüz kalıcı yapı. Bu perk de eşyanızın belli bir kısmının geri gelmesini sağlıyordu. Eskiden eşyanız bittiği zaman bu biten eşyanızın %50'sinin geri gelmesini sağlıyordu bu perk. Artık şöyle bir şey olmuş. Elinizde bitmiş bir eşya varken herhangi bir dolapta 12 saniye beklerseniz eşyanızın %99'u geri geliyor arkadaşlar. Yani neredeyse tamamı. Aynı zamanda bu perkü sadece bir kere değil birden fazla kez kullanabiliyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor?
Perk'ü her kullandığınızda eşyanızın yenilenme oranı %33 düşüyor. Yani ilk kullanışınızda eşyanızın %99'unu size geri verirken bir diğer kullanışınızda %66'sını geri veriyor. Bir diğerinde %33'ünü derken en sonunda kullanamaz hale geliyorsunuz perk'ü. Fakat en az 3-4 sefer kullanıyorsunuz. Bir diğer perk'ümüz her şey mübah perk'ü. Düşürülmüş ve katil tarafından kırılmamış olan paletlerin tekrardan kaldırılmasını ve kullanılmasını sağlıyor arkadaşlar. Şöyle bir yenilik gelmiş. Düşmüş olan paletlerin aurasını görebileceksiniz. Yani yerini görebileceksiniz. Böylece daha rahat kullanabileceksiniz bu perk'ü. Bir diğer perk'ümüz de takma kafaya perk'ü. Eskiden bu perk yaralıyken çıkardığımız sesi %50 engelliyordu. Artık bu oranı %75'e çıkartmışlar. Ve aynı zamanda yerdeyken, yere düşmüş bir haldeyken toparlanma barımızı %25 daha hızlı dolduruyoruz bu perk sayesinde. Şimdi katildeki perk değişikliklerine gelelim. Zaten bir tane var. O da Demogorgon'ın zihin kıran perk'ü. Bu perk şu işe yarıyordu arkadaşlar. Bir kurban jeneratöre oturduğu zaman o kurbana bitkinlik efekti veriyordu. Yani Dead Ardını veya Sprint Burst'unu kullanamıyordu o kurban. Artık bitkin efektinin yanına bir de körlük efekti eklendi. Yani jeneratöre oturan kurbanlar katilin veya da takım arkadaşlarının aurasını göremeyecek, yerlerini göremeyecek. Ve şimdi gelelim çok 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 uzun süre önce gelmesi gereken bir olaya. Hatch ve anahtar değişiklikleri arkadaşlar. Devrim niteliğinde bir yenilik. Artık oyunda birden fazla survivor varsa, hayattaysa hatch spawn olmayacak arkadaşlar. Yani diyelim 3 kişi hayattasınız, tüm jenleri bitirdiniz. Hatch çıkmayacak. Hatch'ten 3 kişi kaçamayacaksınız. Aynı zamanda bunu sanırım anahtar için söylemişler. Hatch'i direkt açıp kaçamayacaksınız arkadaşlar. Şu an biliyorsunuz ki tıkladığınız an kapak açılıyor ve içine atlıyorsunuz. Artık hatch birkaç saniyede açılabilecek. Yani direkt atlayamayacaksınız. Birkaç saniyelik bir animasyon mu girer artık bilmiyorum. Bar doldurmanız gerekecek hatch'i açmak için. Ancak şöyle güzel bir yanı var en azından. Hatch'i açmayı bırakırsanız bar sıfırlanmayacak. Kaldığı yerden devam edecek. Bu şekil bir hatch değişikliği olmuş arkadaşlar. Gençler bu arada kurbanların buradaki profilleri değişmiş. Gördüğünüz gibi Jake Park olsun. David Allah affetsin ne olmuş? Turabiye dönmüş. David'e niye böyle bir şey yapmışlar ya? Quentin, Fang, Kate gördüğünüz gibi birçoğu değişmiş. Kate özellikle bence çok güzel olmuş. Ama David'e anlam veremedim Allah. Affetsin yani ilk insan gibi bir şey olmuş. Gençler bu arada bir yenilikten daha bahsedeyim. Eskiden eklentilerde biliyorsunuz ki işte orta seviyede arttırır, önemli ölçüde azaltır gibi terimler kullanılıyordu. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi yüzde belirtiyor. Mesela kusmuk hızını %10 arttırır diyor. Veya habis arınmanın verimliliğini %40 arttırır diyor. Burada gördüğünüz gibi yoz arınmayı tutarken hareket hızını %4,5 arttırır diyor. Artık net bir şekilde size bilgi veriyor. Bu her katilde veya kurbanda böyle. Sadece Plague özel değil. Mesela gördüğünüz gibi Oni'de iblis atılışını etkinleştirme süresini 0,5 saniye azaltır diyor. İşte orta seviyeymiş, önemli ölçüdeymiş falan gibi kafa karıştırıcı şeyler kullanmıyor. Direkt saniye veya yüzde veriyor. Böyle bir değişiklik de olmuş, haberiniz olsun. Evet gençler, geçtik yeni karakterimize. Çok tatlı, böyle büyücülük okulundan çıkmış gibi. Harry Potter'ın arkadaşı falan olabilir. İsmi bu, Mikaela Reid. Şöyle yine hikayesini okumak isteyenler için ekranı aşağı doğru kaydırayım. Siz durdurarak okursunuz. Yeni karakterimizin birkaç animasyonunu da göstereyim arkadaşlar. Böyle elini kitap falan açıyor, karıştırıyor. Tam bir büyücü. Şimdi geçelim perklerine. İlk perkü feraset. İşte adamlık, işte feraset. Herhangi bir totemi temizlediğimizde perkümüz etkinleşiyor arkadaşlar. Elimizde hiçbir şey yokken yetenek tuşuna basarsak, daha doğrusu basılı tutarsak 8 saniyeliğine 64 metre yakınımızdaki çıkış kapılarının, kancaların ve sandıkların haresini görebiliyoruz arkadaşlar. İkinci perkümüz lütuf, iyileştirme çemberi. Bu perk oyuna yeni bir mantık getiriyor bu arada arkadaşlar. Artık kurbanların da Efsun totemi olabilecek. Aynı katilde olduğu gibi. Herhangi bir totemin yakınındayken sanırım jeneratör yapma tuşuna basılı tutuyoruz. Ve o totemi lütuf totemine dönüştürüyoruz. Böyle mavi bir şekilde yanıyor zaten ekranda görüyorsunuz. Bu totemin sesleri 28 metrelik bir menzilde duyuluyor. Çan sesi çıkartıyor yani. Böylece katil toteminizi bulup yok edebiliyor. Peki bu totem ne işe yarıyor? Bu totemin menzilinde olan kurbanlar, yani bu totemin 28 metrelik alanı içerisinde olan kurbanlar hem
Medkit'e ihtiyaç duymadan kendilerini iyileştiriyorlar. Yani self-care perkleri yoksa bile resmen onlara 5. bir perk ekliyor. Hem de iyileştirme hızları %90 artıyor. Sanırım bu kez olmuş. Uzun süre sonra bir kurban perkünü beğendim diyebilirim. Katil yok edebiliyor bu totemi, evet. Fakat işlevi bence çok güçlü. Gençler, şimdi geçtik 3. perküne. Lütuf, ruh onarıcı perkü. Fakat Türkçesini yanlış çevirmişler. Daha doğrusu bir önceki anlattığım perkle aynı şekilde çevirmişler. O yüzden yabancı bir siteden doğrusunu bulduk. Ben size doğrusunu anlatayım. Yine aynı şekilde herhangi bir totemin yanına gidip ikincil eylem tuşuna basılı tutuyoruz ve totemi lütuf totemine dönüştürüyoruz arkadaşlar. Bu totemin alanı içerisine giren kurbanlar 4 saniyeliğine hem katile ayak izi vermiyorlar, ayak izi bırakmıyorlar, hem de auraları katil tarafından gözükmüyor. Yani katil herhangi bir aura gösteren perk kullanıyorsa, örneğin barbekü perkü, bu totemin alanındaysanız sizi görmüyor arkadaşlar. Evet gençler, güncelleme notlarımız bu kadardı. Yeni karakter, yeni perkler ve gelen değişikliklerle ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.